Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün önümde tuttuğum iki renkten oluşan güzel ve kolay boleromuzu sizlerle birlikte öreceğiz. Nar çiçeği ve beyaz rengimi kullanarak ördüm. Tam bir adet ip kullandım. İpim orta kalınlıkta 3 numarada tığ kullandım. Zaten yaparken tekrar hatırlatacağım. Ee, şöyle bakalım örmesi gayet kolay. Tek bir parça halinde örüyoruz. Bir bütün halinde örüp çıkardıktan sonra... Bağlamalarını kullanmak için zincir çekiyoruz. Dilerseniz düğme ya da farklı aksesuarla da e, görüntümüzü daha şık hale getirebilirsiniz. Evet yapımımıza e, başlamadan önce ölçülerimize de bir göz atalım. Yakadan aşağıya kadar ki olan ölçümüz 39 santim. Yakadan şuradaki bakınız yüksek ön kısma kadar 26. Diğer... E, dönüş kısmı aşağıya doğru gelen kısma doğru ise 32 santim enine baktığımızda zaten kollarımız çıktığı için hiçbir sıkıntı olmayacak 20 23 şöyle gövde genişliğine bakalım 29 burası bağcıklı olduğu için gövde genişliğinden ziyade kolu da açık olduğu için çok fark etmiyor istediğiniz büyüklüğe göre tabi bu güzel Boleromuzu ayarlayabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde bir yaş civarı çocuklarımız giyebilir. Zayıfsa biraz büyükler de giyebilir. Evet kolay gelsin diyerek hemen bu çalışmamıza başlayalım. Ama öncesinde minik bir ricam olacak. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizleri beğenilerinizle yorumlarınızla desteklerseniz çok seviniriz. Evet hadi kolay gelsin diyerek başlayalım. Kolay gelsin. Dilediğiniz herhangi bir iple bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Ben ipimi biraz... İnceden daha dolgun bakınız çok ince bir ip değil. O yüzden 3 numaralı tığımı tercih ediyorum. 3 milimetrelik burada 5 taksim sıfır yazmakta. tulip markalar bu şekilde numaralandırılmakta. Sizler ipinize uygun 2.5, 2, 3 numaralı tığları kullanabilirsiniz. Zincirimizi çekelim. 6 tane zincir çekelim. Öncesinde bir tane düğümüm atıyorum. Bunu zincirden saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Birinci zincir içerisine giriyorum. Kapatıyorum. Yuvarlağımızı bu şekilde yaptık. Bakınız ipimizin dolgun olduğu ne kadar belli olmakta. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doladıktan sonra yuvaya giriyorum. 1, 2 defa da alıyorum. 2 defa da alıyorum. 1 defa doladım. 2 defa da aldım. 3. kez kapamadım. Tekrar tığımın başını doluyorum. Yuvarlağın içerisine giriyorum. 1 2 defa örüyorum. Şimdi tığımda 3 tane ilmeğim var. Bakınız. Üçünü de aynı anda çekerek kapatıyorum. 1 2 tane zincir çekiyorum. 1 defa doluyorum. Yuvanın içerisine giriyorum. 1 2 2 defa ördüm. 3. kez çekmedim tığımda iki tane ilmeğim var. Bir örgüyü devam ettim, bir de yeni trabzan. Tığımın başını dolayarak ikinci kez giriyorum. 1 iki. Doladığımı örüyorum. Üç tane ilmeğim oldu. Tekrar doluyorum. Üçüncü kez giriyorum. Bir, 2 örüyorum. Toplamda 3 tane trabzanımın 2 defa ördüm. 3. defa çekmedim. Bakınız şurada trabzanlarımızın ilmekleri. Burada örgümüzü devam ettirdiğimiz ilmek. Hepsini tek seferde çekerek kapatıyorum. Ve 1, 2 tane zincir çekiyorum. Şöyle elimle çeviriyorum. Yuvarlağın içerisine geliyorum. İpimizi de şöyle alttan gizliyoruz. Tekrar bir defa başını doluyorum. 1, 2, Tekrar üçüncü kez örmüyorum. Bir, iki. İki tane trabzanımı ördüm. Yeniden giriyorum. Bir, iki. Üç tane trabzanım olunca hepsini aynı anda çekiyorum. Bir, iki tane zincirimi çekerek grubumu tamamlıyorum. Bakınız. Üç trabzan, üç trabzan, üç trabzan ördüm. Bir doladım. İki defa da ördüm. Üçüncüyü tek seferde çektim. 1 2 tığımda bekletiyorum yeniden 1 2 3. örüyorum 1 2 3'ünü aynı anda çekiyorum 1 2 toplamda 6 tane olana kadar bu işlemimizi yapıyoruz bakın 1 2 3 4 tane oldu iki tane daha yapalım 6 trabzan grubumuzu örerek geldim 1 2 3 4 5 ve 6 Araya iki zincir çekiyordum. Bakınız burada son grubun arasında zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Diğer tarafın tepe noktasına giriyorum. Trabzan olarak örüyorum. Burayı ortalıyorum. Bir, iki defa da alıyorum. Zincirle kapamıyoruz burayı. Ve başlıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. Bir, iki. Tekrar bir, 2 3 tane trabzanımız olunca zincirimizle birlikte hepsini aynı anda kapatıyorum ve 1 2 zincir çekiyorum aynı yuvaya tekrar 1 2 üçlü trabzan grubumu örüyorum her araya çifter çifter öreceğiz 3 tane trabzanımı ördüm hepsini aynı anda çekiyorum bakınız her bir boşluğa 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan Iki tane zincir çekiyorum tekrar tığımın başında doluyorum hemen bu araya giriyorum yine 1 2 bütün boşlukları aynı şekilde dolduruyoruz 1 2 kapatıyorum iki tane zincir her bir araya 2 zincir giriyorum 1 2 1 2 tekrar 1 2 iki. kapatıyorum ikinci grubumu da ördüm araya iki zincirimi çekiyorum giriyorum grup arasına üçer defada aldığım trabzanları birer birer örüyorum önce ikisini örüyorum sonra üçüncü kez aynı anda çekiyorum arasına iki zincir tekrar bir iki 3 hepsini aynı anda çekiyorum 2 tane zincir Evet bütün boşluklarımızın içerisine çifter çifter üçerli trabzanlarımızı aralarına da ikişer zincirimizi çekelim sıramızın sonunda yeniden birlikte olalım ikinci sıramızı tamamladım şöyle görmenizi istiyorum şimdi üçüncü sıramıza başlayalım araya bir sırayı bitirip diğer sıraya geçerken zincir çekmiyoruz tığımın başını doluyorum başlangıçtaki birleştirdiğim noktaya gelip batıyorum alıyorum ipimi bir iki defa da çekiyorum trabzanımı ve buradan devam ediyorum geçiş izi bırakmayacağız bir iki üç tane zincir çektim tekrar aynı şekilde trabzanları örüyorum örgümüz bitene kadar bütün trabzanlarımız aynı olacak üçünü tek seferde çekiyorum araya iki tane zincir tığımın başını doluyorum bunu tek olarak yapıyorum şuradaki görmüş olduğumuz bölüm ilk köşemiz olacak bu gruba çift olarak örüyorum 1 2 giriyorum 1 2 üçüncü kez giriyorum 1 2 hepsini aynı anda çekiyorum 1 2 zincir tekrar Aynı yuvaya batıyorum. Burayı iki defa örüyorum. Altıgen olan ilk köşemizi burada oluşturuyoruz. Tek seferde kapatıyorum. Bakın bunu tek, bunu çift yaptım. Yani bu sıramızın bir tanesi tek, bir tanesi çift olacak. Çift olanlar ileriki sıralarda göreceğimiz gibi köşelerimiz olacak. Eğer zincir sayısı kasıyorsa yani topluyorsa bir tane daha fazla yapabilirsiniz iki yerine. 3 de çekebilirsiniz bir sonraki iki grup arasına bakınız iki grup arasına giriyorum 1 2 tek olarak örüyorum 3'ün aynı anda kapatıyorum 1 ve 2 tekrar bu köşemize giriyorum çift örüyorum 1 2. 3 çekiyorum 2 zincir aynı yuva içerisine tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 tek seferde çekiyorum Evet bu sıramızı bir tanesi tek bir tanesi çift olarak örüyoruz ve üçüncü sıramızı tek çift şeklinde gruplarımızı örerek tamamlıyoruz. 3. sıramı tamamlamak üzereyim. Hemen geçişimizi sizlerle birlikte yapacağız. Bakınız köşelerimiz kendisini göstermeye başladı. İlk önce 6 tane grubumuzu ördüm. Sonra bütün gruplarımızı çift olarak ördük. 3. sıramızda bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift ördük. Şimdi başlayacağımız 4. sıramızda 2 tek, bir çift, 2 tek, bir çift olarak öreceğiz. Yine geçişimizi yapıyoruz. Geçişimizi zincir çekmiyoruz. Tığımın başını doluyorum. Buraya giriyorum. Trabzan örer gibi örüyorum. Ve sonrasında 1, 2, 3 tane zincirimi çekerek ilk trabzanımı oluşturuyorum. 1 ve 2. Alıyorum. 1 ve 2. Tek seferde çekiyorum. 1, 2 zincir. Eğer eline sıkıysa düzebilir. 3 zincir yapabilirsiniz. Şimdi 2 zincirimi çektikten sonra aşağıdaki tekli olarak ördüğüm grubumun sol tarafına geçiyorum. Bir tane tekli grupta buraya örüyorum. Giriyorum. 1 2 1 2 1 2 Hepsini aynı anda çekiyorum. Bakınız aşağıda tekti, yukarıdaki sıramızda yani dördüncü sıramızda iki tek, bir çift, iki tek, bir çift olarak devam edeceğiz aralarına iki zincir çekiyorum şimdi buradaki köşemiz olacak modelimizin istediğimiz yeterli büyüklük oluşumuna kadar burası çift olarak devam edecek giriyorum 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum tekrar 1 2 3 hepsini tek seferde çekiyorum. İlk köşemi yaptım. Araya 2 zincir. Şimdi aşağıdaki tek olan grubumu görüyorum. Bir sağına, bir solunu arasına 2 zincirle örüyorum. 2 zincirimi çektim. Sağ tarafına giriyorum. 1 2 ve 3. Tek seferde kapatıyorum. 2 zincirimi çektikten sonra 1 2 3 şöyle teker teker alalım 2 3 bir dolayı 3 defa da alıyoruz kapatıyorum şöyle görelim 2 tek bir çift 2 tek şimdiki öreceğimiz 2 zincirden sonra çift olacak tığımın başında doluyorum 1 2 3. örmüyorum tekrar giriyorum 1 2 Tekrar 1 2 kapatıyorum. 1 ve 2 zincirimi çektikten sonra yeniden 1 2 1 2 1 2 kapatıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Evet, şöyle görelim. Köşemiz 2 tane tekli grubumuz yine köşemiz olacak şekilde bu sıramızı 2 tek 1 çift 2 tek 1 çift olarak tamamlayalım sıramızı tamamladık 1 2 3 4 göbekten itibaren 4 sıramızı ördük şimdi 5 sıramıza geçiyoruz artık e bu aşamaya kadar yapmış olduğumuz şekliyle bütün işlemlerimizi birebir tekrar ederek geçiyoruz. Geçişlerimizi trabzanımızla geçiyoruz. Sonrasında buradaki tek olan gruplarımız her sırada bir tane artarak büyüyor. Bir de 2, 3, 4, 5 ne kadar büyüklükte öreceksek ona kadar büyütüyoruz. Buradaki köşelerimiz 6 tane. Altı köşemiz yine çiftli şekilde örülecek tek sayılarımız her bir sırada bir tane artacak. Şimdi geçişimizi yapalım. Ondan sonra biraz büyültelim ve görüşelim. 1, 2 bakın hiç iz olmadan geçişimizi yapıyoruz. 3 zincirimi çektim. 2. trabzanımı ve 3. trabzanımı ördüm. Kapadım. Araya iki tane zincir. Hemen diğer tarafa geçiyorum. 1 ve 2. Üçüncüyü almıyoruz yine. tek seferde çekiyorum. Araya iki tane zincir ve bakın köşeye gelmeden hemen bir tane daha boşluğum var. Buraya da örüyorum. Kapatıyorum. 1 ve 2. 3 tane tekli grubum oldu. 1 2 3. Her iki tarafında da köşemiz olmakta. Şimdi köşemizi örelim. Az önce yapmış olduğumuz gibi biraz büyütelim. Sonrasında yeniden birlikte olalım. Boderomuzu örerek büyüttüm. Şöyle ortadan saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplamda 9 sıra örerek kenarlarımızı turladık. Ve altıgen hali iyice açığa çıktı. Şimdi santim olarak bakalım. Tam orta merkeze tutuyorum. Bakınız kaç santim olduğunu şu şekilde görüyorum. 14 santim. 14 santim sizler öreceğiniz yaş grubuna göre daha da büyük örebilirsiniz ya da bizim örmüş olduğumuz sıra size ipiniz inceyse biraz daha küçük olabilir öreceğiniz çocuğumuzun ölçüsüne göre Dilediğiniz kadar bu ölçümüzü büyütebilirsiniz şimdi ben bu sıramızdan itibaren kollarımızı gövdemizden ayırıyoruz kollarımızı ve gövdemizi aynı anda örüyoruz kol çakıntı yerlerine ayarlayalım şimdi öncesinde yine geçişimi yapıyorum şu şekilde başını doluyorum 1 2 3 bu köşeyi dümdüz örelim şurada kolumuzun birini karşısında da diğer kolumuzu yerleştirelim şurayı ense olarak ayarlayalım trabzanlarımı örüyorum doluyorum 1 2 1 2 kapatıyorum. 1 2 zincir araya çektikten sonra bu arayı aynı şekilde örelim. Köşemizi tamamladım. Üst sırayı tamamen ördüm. Köşeyi ördükten sonra burayı kol boşluğu olarak ayarlıyoruz. Şimdi zincirimi çekmeye başlıyorum. Kolumuza yeterli olacak kadar 3 4 5 6 7 15 16 17 18 19 20 Şimdi 25 26 27 28 29 30 şöyle tutuyorum. Şuradaki mesafeye denk gelecek şekilde 30 tane zincir benim için yeterli oldu. Daha büyük yapmak isteyenler birazcık daha çekebilirler. Bakın şöyle tuttuğumuz zaman bir köşeden diğer köşeye kadar ulaştım. Tığımın başını doluyorum. İsterseniz birkaç tane daha 31 32 ve 33 olsun. 33 zincirimi çektim. Şöyle ölçtüğünüz zaman farklı ölçüler örebileceğimiz için şöyle bıraktığımızda bakınız zincirimiz hiç asılmadan birebir buradaki Çiftli olan köşeye denk gelecek ve rahat olacak. Şöyle geride kalıp kasmayacak. O zaman kol rahatsız olur. Güzel olmaz. Şöyle bıraktığımız zaman bir köşeden diğer köşeye kadar yeterli olacak zincir. Toplamda burada şu anda 33 tane zincirimiz var. Zincirimi ördükten sonra ilk kol yuvamı açtım. Giriyorum. Köşemdeyim. Köşemi örüyorum. Birinci trabzanımı ördüm ikinci ve üçüncü trabzanımı örüp hepsini çektim. Araya iki zincir yine köşemi örüyorum. İki zincirimi çektikten sonra yine artışlarıma devam edip trabzanlarımı örüyorum. Kolumuzu ördükten sonra gövde kısmıyla devam ediyoruz şimdi çift olan köşemizden sonra birinci yüzeyi örüyorum köşemi ördüm ikinci yüzeyi devam ediyorum köşemi ördüm. 3. yüzeye devam ediyorum. 3 yüzeyi şuradaki görmüş olduğumuz şekliyle hiç farklı işlem yapmadan örüyoruz kolumuzu. Ayarladıktan sonra devam eden 3 köşe. 1., 2., 3. 3. köşemizi ördükten sonra 4. köşemizde tekrar kolumuzu çalışacağız. Şimdi 3 köşemizi tamamlayalım. 4. köşemizde yeniden birlikte olalım. Kolumuzu ördükten sonra Birinci köşemi ikinci köşemi ve 3 köşemi ördüm şimdi dördüncü köşemizde diğer kolumuzu da öreceğiz zincirini çekmeye başlayalım önce şu açılan kısmımak kapatıyorum çektiğim bölümü diğer tarafa 33 zincir çekmiştim bu tarafa da 33 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şu 33 zincirimi çektim. Kolumuz için yeterli oldu. Şimdi köşeme geliyorum. Tığımın başını doluyorum. Köşemi örüyorum. İkinci trabzanımı üçüncü trabzanımı hepsini çekiyorum. Arasının iki zincirini de ördükten sonra diğer trabzanlarını iki defa alıp üçüncüyü bekletiyorum hepsini çekiyorum tığımın başını doluyorum Evet bakın şimdi diğer tarafa geçiş yapacağız ama öncesinde şöyle görmenizi istiyorum kollarımız ensemiz gövde bölümümüz 1 2 3 karşılıklı kollar ve ense köşeyi ördüm tığımın başını doluyorum trabzanımla şöyle bağlanıyorum zincir yerine 1 2 3 3 tane zincirimi çektim 3. trabzanımı örüyorum kapatıyorum 1 2 zincirimi çekiyorum birer birer arayı örüyorum zincir çektiğimiz yere kadar işlemlerimizi aynı şekilde tekrar edelim şimdi burada trabzanlarımı örüyorum zincirimin olduğu yerde yeniden görüşelim köşemizi örelim burada Tekrar birlikte olalım. Kolumuzun bulunduğu noktaya geldik, çift olan bölümümüzü ördük. Şimdi buradaki çekmiş olduğumuz zincirimize de aynı şekilde trabzanlarımızı örerek ilerleyeceğiz. Yalnız buradaki sayımız şurada örmüş olduğumuz trabzan grubuna eşit olması gerekmekte. Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tane trabzanımızı buraya. Öreceğiz, yerleştireceğiz. Birer birer artıp gelmiştik. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eğer sizinki daha fazlayız 10, 11, 12, 13 kaçsa şu sırada kaç tane grubumuz varsa kolumuza da onu yapmamız gerekmekte. Buradaki sayı net kalıcı bir sayı değil. Yani sizinki daha fazlaysa buradaki son sayınız kaçsa benim 9, sizinki kaçsa onu bu kısma yerleştireceğiz. Tekrar sayalım bakın 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi çiftli grubumu ördüm. 2 zincirimi çekiyorum. Buraya 9 tane trabzan grubumuzu yerleştiriyorum. 2 zincirimi çektikten sonra 1, 2, 3. 3. zincir içerisine gelerek batıyorum. 1, 2. Aynı yere 1, 2. Aynı yere 1 ve 2. Kapatıyorum. 1, İki tane zincirim çekiyorum. Bir, iki, üçüncüye batıyorum ve bu şekilde dokuz tane grubumuzu yerleştiriyoruz. Zincirimizi yerleştirirken ayarlamasını güzel yapıyoruz. Bir, iki, üç. Gerekirse bazı yerde iki, bazı yerde dört olarak da yerleştirmemizi yapabiliriz. Yani dördüncüye ya da ikinciye sayımıza göre. Evet, şimdi toplamda 9 tane olana kadar ben örüyorum. Kolumuzun üzerini ördüm. Bakınız, çift olan grubumuzdan itibaren şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane tekli grubumu ördüm. Şimdi diğer gövde kısmının çift bölümüne geçtik. Buradan aynı işlemlerimizi yaparak ilerleyeceğiz. Çifti çift olarak örüyorum. 2 ve 3 kapatıyorum 1 2 giriyorum 3 çekiyorum 1 ve 2 aradan devam ediyorum bu aşağıya yani birinci köşeyi ikinci köşeyi üçüncü köşeyi zincirimize kadar aynı şekilde örerek ilerliyoruz 3 köşemizi ördüm. Birinci, ikinci, 3. Şimdi zincirimin yanındayım. Kolumun tam karşısındayım. Yine aynı şekilde buradaki gibi 9 tane trabzan grubumuzu buraya örüyoruz. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Lütfen buna dikkat edelim. Sizin en son şurada ördüğünüz tekli grup kaçsa kolumuzda da o sayı olmak zorunda. Bizimki 9 olduğu için 9 örmekteyim. Tığımın başını doladım. 1, 2, üçüncüye batıyorum ve aynı yere trabzanlarımı örüyorum. Üçüncü trabzanımı çekiyorum. İki zincir. Tığımın başında doluyorum. 1 2 3 Birkaç tane zincir fazla olduğu için şöyle yan yana da örüp onu arada eritiyorum. Sizlerde de durum aynı olduğu zaman farklı yerlere batıp zincirimizi arada eritelim. Bir, iki, üçüncüye batıyorum. Yani 9 trabzanımıza ulaşıyoruz. Bu şekilde tekrar 2, 1 atıyorum, 2 atlıyorum, 3 sona kadar örelim. Kolumuzu yine 9 trabzan grubu olarak tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi köşemize geçişimizi yapalım. 2 zincirimi çekiyorum. Köşeyi tamamlıyorum. Arasına 2 zincir tekrar 2 ve 3 kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Birinci trabzanı yani şöyle tam tepe noktasına geçip örüyorum. 1 2 3 buradan sonrasında aynı şekilde bakın hiç farklı işlem yapmadan altıgen olan boleromuzu örüyoruz. Hiç farklı işlem yapmıyoruz. Köşelerimizin sağında ve solunda yine normal olarak artışlarımızı yapıyoruz. Birkaç sıra örelim. Bu işlemlerimizin tekrarıyla sonrasında yeniden görüşelim. Poleromuzu yeterli ölçü olana kadar ördüm. Daha fazla büyütmek istemiyorum. Şimdi sayılarımıza bakalım. Kolumuzu şuradan ayırdıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. İki sırada beyazımı geçtim. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. Diğer tarafa geçiyorum. 1 alıyorum. Mar çiçeğimi alıp kapanışı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Beyazımı buradan kesiyorum. Beyaz rengimi kestikten sonra son sıra olarak bu şekilde değil farklı şekilde uygulamamızı yapıyoruz. Bir tane zincir çekmiştim. 2, 3, 4. 4 zincirimi çekiyorum. Batıyorum. Şöyle burayı da bağlayalım isterseniz. Şöyle ihmal etmeyelim. Bir tane daha düğüm atıyorum. 4 tane zincirimi de çekmiştim. Aynı yere batıyorum iplerimizi alıp gizleyelim. Tekrar 1 2 3 4. Bir sonraki şu 3 tane tırabzanın bulunduğu yerin ortasına gelerek batıyorum. 1 2 3 4 Zincir arasına giriyorum. 1 2 3 4 Tam tepeye batıyorum. Ortaya 1-2-3-4 Bir zincirin içerisine bir tam tepeye 4 tane zincirlerimizi batıyoruz. Ve minik bir prikler yapıyoruz. 2-3-4 1-2-3 3 ve 4. 4 ortaya 3-4 zincir içerisi 1 2 3 4 tepe. Başlangıç noktasına kadar bu şekilde minik bir pirikler yaparak gelelim. Piriklerimizi bütün uç kısımlara ördüm. En son başlangıcın yanındayım. Birkaç tane kaldı. Onu da birlikte örelim. Zincirimi çekiyorum. Boşluğa batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Başlangıç noktamın bakın şu kısım başlangıç yerimiz. içerisine girerek ilmeğimi kaydırıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi buradan kesiyorum. İplerimizi iç kısma gizledikten sonra şu şekilde yakamızı çeviriyoruz. Bu kollarımızın üstünde olan kısım yakamız. Yakamızı kıvırıyorum. Ön tarafa doğru şöyle kolumuzun bulunduğu yerden çevirme işlemini yapıyorum. Tekrar şöyle yakamız bakınız belirli oldu. Ön tarafa çevirdim. Şöyle diğer gövdeyi de görmekteyiz. Boleromuz gayet güzel oldu. Şöyle yandan bakalım. Biraz düzeltip şöyle tüm olarak da görebiliriz. Şimdi bir tane şu kısma ya da şöyle her ikisine Bağcık ya da düğme dikebilirsiniz. Nerede kullanmak istiyorsanız karşılıklı 3 tane ile de yapabilirsiniz. Ama çok kapatmaya gerek yok. Şuraya bir zincir çekerek şu kısma ya da daha alta da olabilir. Nerede rahat olmasını istiyorsanız daha şöyle kullanacaksanız kullanmak istiyorsanız zincirimizi belirlediğiniz yere çekerek güzel bir bağ oluşturabilirsiniz. Tam karşısına denk gelecek yeri de yine aynı uzunlukta zincirimizi çekelim. Terli çok fazla uzun olmasını istemiyorum. Evet, bunun tam birebir karşısına olmasını istiyorum. O yüzden bakıyorum. Buradan 1 2 3 4 5 6 7. 7'nin sonuna yapmışım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 şu kısım olacak. Şuraya örüyorum. Köşeden itibaren saydım bakınız. 1 2 köşeyi de 1 diye saydım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ile 8'in arası. Tekrar buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ile 8'in arası. Yani şuradan giriyorum. Zincirimi çekiyorum. Daha fazla ya da farklı süslemelerde çalışabilirsiniz. Bu bağ kısmı için pompon kullanabiliriz. Çiçekler yapabiliriz düğme dikebiliriz. Tamamen zevke uygun süslemeler hayal gücümüze bağlı olarak da çeşitlenebilir. Evet. Yeterli. İpimi kesiyorum. Şimdi iplerimizi içeri alalım hepsinin sonrasında yeniden görüşelim. Dikmiş olduğumuz zincirleri bağladık. Önünün bağını da bu şekilde ayarladık. Şöyle bakalım. Çok güzel oldu yakası, görünümü çok hoş. Arkasında çevirdiğimizde yine arkadan da bu şekilde görülmekte. Örmesi de, görüntüsü de çok güzel. Evet, bütün aşamalarını birlikte yapmış olduğumuz boleromuzu tamamladık. Umarım bu güzel boleromuzu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.